mısın baba? Abi Milli İyiciye kanalına bakıp Milli İyiciye baktık oğlum az önce. Senin dediğin bu arada tane pilavcısı bu arada abi. Bugün ne yiyeceğiz? Bugün pilav üstü aşk yiyeceğiz. O kalıp kalp şeklinde olmasın lütfen. Öyle öyle. Hayır. Bir de yedikçe de kırmızı kalp açılıyor altında. Ya. Hayır. Kimse laf etmesin. Pilav, mayonez ve ketçabın birleşiminde harika bir şey oluyor. Ciddi misin? Bence de. Bak, hiç denemedim. Denemedim. Mayonezle ketçabı şöyle bir yerde karıştırın. Pilavı böyle oraya böyle atıp böyle köşeden köşeden yiyin. Bak nasıl güzel oluyor anlatamam. Çetin yarısı iyi, yarısı oycu. Ya ne iyi lan? Şunu söyleyeceğim. İyi diyen kardeşlerim bunu belli bir süre deneyip artık bezmiş bence. Hayır çünkü... bence hiç denememişler bile. Onlar da olabilir. Tamam o da olabilir ama deneyip bezmiş olanlar da vardır aralarında benim gibi. Vallahi bakın ben hiçbir zaman pilavın üzerine mayonez ketçap sıkmadım şu yaşıma kadar. Ama yanında hep bir şey yiyorsun ya mesela atıyorum pilavın yanına diyelim ki tavuk şinitzel koydun atıyorum. O mayonez ketçapı sıkıyorsun ya. O orada bir karışıyor orada tavuğu daldıra daldıra. Böyle pembe bir renge bürünüyor. Orada böyle pilavı böyle bir götüm götüm atacaksın sağa. Oradan daldırıp yedin mi bak bir dene. Bir dene. Deneyeceğim valla hiç denemedim hayatımda. Pilav garip bir şey. Ekmekle falan da yiyince gidiyor yani. Ekmek de güzel gider. Ekmekle de gider yani. Evet garip yani vallahi gidiyor. Vallahi barbekü sosla bile denedim. Gidiyor. Barbeküye bir şey diyemem ama ketçap mayonezi. Ben ketçap mayonezi karıştırıp ekmeği sürüp yediğimi biliyorum bu arada. Yani gerçekten çok seviyorum. Böyle bak mayonez ketçabı karıştır. Soğuk. Taze ekmeği şöyle bir ucundan bir daldır bir ağzına at bak. Bir dene. Ben de düz ketçap sıkıyordum küçükken. Sonra o da midemi bulandırdı. Aslında değilim. İğrenç bu ne? Dur lan dur. Niye iğrenç bir şey yok ki şu an? Ya manitanı alacağım böyle bir yere götüreceğim. Sevgililer gününde anladın mı? Butu koyacak üstüne böyle aşkım diyeceksin. Seni çok seviyorum. Çok çok güzel olur. Böyle koklayacaksın yedireceksin. Oha! 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 O hareket gerçek miydi? Ben sadece yakın hatırlıyordum. Bayağı gerçek. Dayı kemirdi böyle Oreo'yu sıyırırsın. Pilav üstü her şeyi yazsana. Pilav üstü her şey olabilir o videonun adı ya. Dur bakayım. Adam bu baritane pilavcısı Osmancık'ta bir tane fabrikayı kapatmış. Ondan alıyormuş sadece. Nasıl yalandan yani? Biz ekiyoruz falan diyor. Böyle küçük abi böyle butik fabrikalar var. Senelik böyle totalde 1000 ton mal yapıyor. O biraz çok orijinal bir adam ha. Bakar mısın? Bu ipne Osmanlı'ya dayanıyormuş galiba. Ama adam o olayı çözmüş ya. Yani baya baya çözmüş. Ha biz yayında mıyız tamam. Ne dedi o? Yayında mıyız mı dedi? Yayında sen yayında olduğumuzu dedi. Bilmiyor muydun? Vallahi bilmiyordum. Şerefsizim yerim. Hiç affetmem. Daha dur abi daha yeni başlıyor. Okey. Tamam. Ciğer oy. Abi ne oy ya? Abi çok ayrı güzel. Ayrı koysa yerim ben. Ayrı ayrı koysayım da bir tabakta yapmasın. Hepsini koysun ya. Hepsini yerim. Bak Şerif hepsi çok sevdiğim şeyler. Buna gerek yokmuş. Kuskus mu o? Ne o? Galiba. Ne bileyim. Galiba kuskus abi. Buna da gerek. Pilavcısında. Bak diğer yemeğin içine düştü o gördünüz mü? Bugün yeni mi atacaksın ağzını? Tek atacak abi affeder mi? Bütün baritaneyi yiyeceğiz. Ben bu hareketi çok sevdim. Aa bak şuradaki seriden söylüyorum size. Bak. Nerede o? Şu kaşarlı zımbırtı. Ciğer. Affetmem. Tavuğa çok girmeye gerek yok. Pilav üstü salata bile çok seviyorum. Bak onu da deneyin. Ya ben bilmiyorum bu seyyar... Sokak pilavcılarında salatalı falan söylüyordum bazen. Yanında salata da oluyordu. O da karışınca bir güzel oluyor.
Bu karnıyarık mı? Patlıcan mı bu kıymalı? Karnıyarık. Karnıyarık gibi herhalde. Ağzım sulandı. Şerefsizim ağzım sulandı ya. Şuna gerek yok. Bak buna gerek yok. Bu şu an bozdu. Çok yoğurt koydu. Ya arada bir böyle ağzın soğusun diye böyle bir kaşık atarsın da bu fazla oldu. Ciğer. Patates de güzeldir onun içindeki. Musakka mıydı ya o? Ya bunlar zaten özel olarak hepsi güzeldir abi. Güzel yemekler zaten. Ya zaten böyle bir kombo mombo, rambo mambo bir şey vardır böyle karışık da. Genelde geliyor adam buraya pilav üstü ciğer istiyorum diyor. Pilav üstü... Der, aynen pilav ciğer ver. Ha, aynen pilav yandım. Ciğer diyor geçiyor zaten. Şimdi bu işin pirine gelmek lazım abi bu videodan sonra. Yemek terörüne girsek mi acaba? Yemek kimmiş terörü değil. Bu kadar mı? Işık kıtılsın baba. Ya. Bir şey söyleyeceğim. Şu an ekmek kullanmadan dayı hamburger yapıyor bir saniye. Nasıl? Nasıl? Evet, pilavla hamburger pilav, yapıyor. Püre koydu üstüne. Güzel bu arada. Yenir. Şu ana kadar yenir. Bir sıkıntı yok ki zaten. Turşu keşke koymayaydı. Turşu olur. Nasıl ya? Oo güzel bu arada bu yenir ya şu an. Çedar mı o? Yapma onu yapma be. Tamam, olur olur ya. Güzel, şu an güzel şu an güzel. Dur artık dur artık. tamam bu yenir abi yenir yenir. Son peynir darbesi beni biraz yok sorsak. Yok güzel bak kumpir yaptı ya adam. Her şey var içine. Oh. Her sabah o bıyığa jöle sürüyor biliyorsunuz değil mi? Hallediyorum ya. Bir yerden sonra ya. Vallahi oy. Bilmiyorum. Ben sevdim. Yani ben böyle severim karman çorman şeyleri. Hoş o zaman harbiden senin bir yemek terörüne girmen lazım abi. Yemek terörü ne ya? Atayım mı linkini? At bakayım. Nerede at, atıyorum link. Hemen. Hemen hemen yemek orada terörü. Orada mesela hangilerini şey. Yiyebileceğini ben merak ediyorum. Abi. Şimdi bak atıyorum linki. At. Burası sayfa bu. Sayfanın olayı yemek terörü. Şu an bize gözükmüyor bu arada haberin bekle, olsun. Bekle bekle dur onu alacağım şeye evet, koyacağım. Sen bir şeye falan dikkat et. Twitter'da arada böyle telefon benim numarası Twitter'da falan soruyor. Benim Twitter'da yok kullanıcı girişim yok ha, ki benim. Ha, okay giriş olmasın problem daha kafana rahat olur. Şeyim yok. Şimdi burada neyi yiyip burada neyi yiyip. Aşağı inerken aşağı inerken dikkatlice baka baka yiyelim abi. Bu neymiş? Şansı yenir. Duvara tırmanırsın. Yani bu sik kaldıran bu. Ayıp söylemişsin. Oo! Oha! Yerinden çıkacak. Ararsam açmayın. Bu yenir bu arada ya. Bu yenir. Terör değil. Bundan bir şat koyarsın bu kendine ne? Gelirsin. Doktor bey yaşayacak mıyım? Son durum nedir? Tüm dedeler normal. Bir tek şekerin düşük. Ya sana bir sütlü künefe yazıyorum. Ya reklama bak amına koyayım ya. Yeşilçam bak dalgana kardeşim. Vay gelsin ustam. Bu ilaçtan sizde var mı? Aman desiniz. Aman desiniz. Aman güzel ha. Çok acıktı. Bu taksi ne ya? Hala amına ya. Hayır. Hayır. Bu ne? Saçtama yazmış bir de. Saçtama. Ya bir şey söyleyeceğim. Bokunu çıkarmışlar ya artık. Bu ne ya? Midem bulandı amına koyayım. Ekmek banacak mı abi? Devam et. Abi ya, yanından akıyor ya. Bir şey falan acaba bu alev malev püskürtüp pişirecek mi? Yok artık. Yakar adamı kızdım. Ya bitti video bitti. Midem kalktı. Aşağıda ne o ya? Fotoğrafı görünce bayılmışım. Yeni kendime geliyorum. Pişmemiş. Pişmemiş Nutella abi. Ciğer o ha. Pişmemiş ciğer sandım. Güraç değil mi o ya? Kruvasan waffle oy. 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 Döner mi lan bu? Evet. Evet. Dönerli ay, pizza. Ama bu nasıl bir kalınlık lan? Bunu kim yapıyor oğlum? Yapmışlar. Var ya. Ya bu terör diye girdik canımız çekiyor. Bu ne ya? Bu ne? Allah belanızı vermesin. Ya. Ya. Dua ediyorlar.
Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Bu neymiş? Oo bu güzeldir ya. Çikolatalı patlamış mısır. Bu karamellisi falan yapılıyor zaten ya. Ya. Güzeldir abi. Bunu yemem. Ben de yemem. Ama beni sarmadı. Bura. Bak böyle yiyeceksin. Allah kapat şu kapı. Eğlenmiş abla. Bu ne? Burada reklamlar da var ya. Evet. Bu ne? Alista bugün menümüzde ne var? Bugün menümüzde dürüm midye var. Alista dürüm midye ilk defa. Bu arada dürüm midye bak. Fikri fena ya. Değil ha. Fikri fena değil. Oğlum. Altında da var. Şey yapıyoruz. Söyle adını. Kokoreççilerde şey var ya. Ne midye? Sosuyla midye birlikte. Midye tava yiyorsun. Yanında tava. Sarımsaklı sosu. Aynısını şöyle düşün mesela. Bu ama tam aynı şey değil. Tava duyuyorum. Çok güzel bir midye yeme türüdür. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Gerek yok ya ama. Evet ya bunun olayı biraz midyeden yemek. Vay canına gözlerime inanamıyorum. Daha çok şey göreceksin. Daha çok şey göreceksin. Yani bilmiyorum bunun hakkında bir şey diyemiyorum. Denemedim. Bu ne lan? Adam usta. Ne yapıyorsun sen? Hangi dönemi yiyeyim Raf? Sen ne yapıyorsun? Bunu var da yapan var abi. Yapıyor abi var, yapan çok var. Çok gereksiz abi. Ekmek arası baklava mı yenir amına? Şey yapıyorlarmış işte kalan baklavaları ekmekle. Evet. Kalan baklavaları ekmek arası da veriyorlar. Zeki abi. Ooo. Ekmeğe de batır. Ekmeğe de batır diyor. Bu ne? Oy, ocak mı öyle ya? Öğrenci evi. Havalı görmedin mi? Dayı kömür olmuş amına koyayım. Oha. Ama yani öğrenci evi de olsa şuraları bir fırçala be kardeşim ya. Evet ya. Pis herif. Bu ne? Ulan, kuymak burger mi? Banlandık sandım. Kuymaklar da giriyor devreye dur bakayım. Aa edite bak. Tam kıyma yaptı şimdi. Oyun. Nasılmış ha? Fena bir şey oldu ha. Bu güzel ya, draga bu yemek terör değil ya. Bence ya. Bu güzel draga. Girişim. Ezmeseydi keşke de yani. Şurada ya. O ne? Tam oturmuş lan. Ne güzelmiş. Oğlum nasıl bir terör bunlar ya? Her şey çok güzel gidiyor. Yeah, can I get a number 9? Bu ne ya? Oo reise bak, reise bak. Ya of. Ne oldu ki bu? Cips. Ekmek arası cips yiyen çok gördüm valla. Var. Hiç denemedim. Ekmek arası cips, bak domatesi falan limon da sıkacak ona. Ya patates olmuş da yani. Gerçekten patatesle yapmıyorlar mı be? Bak domates de koydu. Ayı seviyorum. Bastırıp bir de suyunu sık reis. Tam bir görelim. Bu ne? Yemek. Önce bassanız lan. Sabah yürek miydin? Ya. Usta abi yürek yap da yürek ya. Neden böyle bir reklam yapıyorlar abi ya? (Gülüyor)
ya bir nevi patso değil o ya. Yani patso, patso da manasız bir şey de ben seviyorum ya. Biliyorum. Nasıl manasız ya? Vallahi ben patso çok ne iyi yapıyorum biliyor musun? Bilhassa sosisli ha patso söylüyorum. Ondan sonra onun yanında da bir şey söylediğim için patates tava pahalı oluyor. Sosisli patso ile aynı fiyat oluyor aşağı yukarı. İçinde hem sosis var hem ekmek var. Önce hamburgeri yerken yanında patsoyu açıyorum, sosisli patsoyu. Patatesini yiyorum. En son ekmekle sosis kaldım. Mayonez, ketçap, sosisli sandviç. Tertemiz. 2-3 tane de patates bırakacaksın orada. İçerisine bir paket peynirli dörtos, bir paket de acılı dörtos. Ne? Ne yapıyor bu? Ne yapıyor lan dörtosu? İçerisine bir paket peynirli dörtos, bir paket de acılı dörtos ekliyorum. Üzerine 2 paket noodle ekliyorum. Noodle'lar pişene kadar kaynatıyoruz. İkisi de tamamen yumuşadı, artık süzebiliriz. Allah Allah. Sosunu şey yapıyor ya. Ton olarak noodle'lar var. Bence dalga geçiyor ya. Kasım'a biraz noodle alıp. Bence ciddi değildir. Burger ekmeklerimi fırına gönderiyorum. Diva ya. Ben ciddi almadım. Köftesi için sadece kıyma kullan. 180 derecede 15 dakika pişirdiğim hamburger ekmeklerim hazır. Hamburger ekmeği mi? Harika gözüküyor arkadaşlar. Noodle'lar işte ekmek yapmış. Hamburger ekmeği yaptı. Noodle ve hamburger severler. Güzel midir acaba? Çok merak ettim lan. Öncelikle kaynar suyun içerisine bir paket peynirli dörtos, bir paket de acılı dörtos ekliyorum. Üzerine iki paket noodle ekliyorum. Noodle'lar pişene kadar kaynatıyorum. İkisi de tamamen yumuşadı, artık süzebiliriz. Bir dakika durun. Bir yarınla ilgili bir şey var. Evet, noodle'dan ekmek yaptı abi. Sonra hamburger yaptı arasında. Bu ne lan? Çekirdekleriyle bir şey yaptı ya. Ben bilmiyorum. Daha böyle fenalık şeyler. Bu eskiden eskiden öyleydi de son zamanlarda bozmuş. Ya da konsept değiştirmişler. Oğlum nerede kullanılmayan şey var onu atıyor lan herif. Abi ya bana lütfen bir TL'lik porsiyon yapar mısın? Tamam öyle öyle. Tamam hadi geçelim mi Devour'a? Oynayacak mıyız? Hadi. Hadi oynayak ya.